Bunları geri alıyorum. Alma, çok kızar. Benim dokularım. Artık ben de takmak istiyorum. Gizli geldim. Uyandırmayan da cak cak bağırmasın. Ben de Yavuz eniştemi yakalanmadan hemen gideyim. Bye bye. Bye bye. Eyvah, uyanınca yandık. Gözün aydın. Hadi biraz çabuk ol, kahvaltıya gidelim. Saçımı örmeyecek misin? Bu sefer bir tişörsün. O benden daha güzel örüyor. İyi peki, tamam. Ya Çilek, sen o tokaları toprağa vermemiş miydin? Hani anneannemlerle bize gelmişlerdi. Tokanı çok beğenmişti. Sen de ona ödünç vermiştin. O da saçına takıp gitmişti. Verdim ama bana geri verdi. Ne zaman? O günden beri bize gelmediler ki. Kafeye bırakmışlar. Annem de bana verdi. Hadi kahvaltıya gidelim. Saçlarımız yapacak daha. Tamam. Saatten fazla görmesem özlerim. Peki bizi? Evet Betüş, bizi özlemiyor musun? Özlemez olur muyum hiç? Ay sizi de çok özlüyorum. Tabii ki çok özlüyorum ama kızımın yeri başka. Ay ne de olsa o peri bizden. Anne, farkında mısın? Aynı anneannem gibi konuştun. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Çileğin saçlarını örer misin Betüş? Ben. Ablam sen daha güzel örüyorsun dedi. Öyle mi? Olur. Örerim tabii. Niye öremeyeyim? Hadi gel biz şöyle geçelim kızım. Otur bakayım şöyle önüme. Merhaba çocuklar. Ne oldu Betüş Hanım? Bir şey mi var? Niye bana öyle yaratık görmüş gibi bakıyorsunuz acaba? Ay bilmem. Bu sabah gözüme pek bir çirkin göründün. Betüş farkında mısın? Uyandığımdan beri kalbimi kırıyorsun benim. Hiç farkında değilim. Ne oluyor annemle babama? Ya babam Betüş'ü öpmek istemiş, Betüş de öptürmemiş bu. Siz bunu nereden duydunuz ha? Eskiden bu tür şeyleri çocuklarla konuşmazdık. Aman ne var ayol? Çocuklar büyüdüler, kazık kadar oldular maşallah. Her şeyi anlıyorlar. Bence bir mahsuru yok. Bence var. Ayrıca aramızdaki sorunları çocuklara hissettirmeden çözmemiz gerekir Betüş Hanım. Ay ne sorunu canım? Ay senin de öpüşmemen sorun mu yani? Ay, ne sığ adamsın Sadık. Dünyada ne sorunlar var? Senin haberin bile yok. Sadık Bey, çayınızı hazırladım. Uzatmayın ne olur. Aile arasında olur böyle şeyler. Hayır, hayır. Çay kalsın. Ben ofiste kahvaltı edeceğim. Zira bu sabahki Betüş'e daha fazla katlanamayacağım. Tamam abi. Annem saçımı yapsın, geliyorum. Of, bu defa mı uğraştın Betüş? Değişik bir şey deniyoruz herhalde. Bir saniye. Biraz fazla değişik olmadı mı Betüş Hanım? Sen yorum yapma Firuze. Tamam kızım, bitti. Gidebilirsin. Ay dur bir aileye bakayım, çok merak ettim. Yok bakma, oyalanma sen artık. Hadi çabuk çabuk çabuk. Bunu bilerek mi yaptın Betüş? Neyi? Çileğin saçını. Evet.
Evet. Sana da yapayım mı? Hayır. Birazdan Suzan beni almaya gelir. Sen bana bir kahve pişir Firuze. Sade olsun. Peki Betüş Hanım. Birazdan anlarsınız. Sizce bende bir gariplik mi var? Saçlarım biraz tuhaf olmuş. Biraz mı? Ya güleceğinize biriniz bana ayna verebilir mi? Görmediğim için niye güldüğünüzü anlamıyorum. Ah tabii benim çantamda olacaktı. Sakın. O zaman ben de gider kızlar tuvaletinden bakarım. Çekilin. Çekilin. Dur baksın canım ne olacak? Ne olacağını birazdan görürsün Tuğçe. Kim yaptı bunun saçını böyle? Betüş. Ciddi olamazsın. Betüş böyle tuhaf saçlar yapmazdı. Bugün kendisi de bir tuhaf zaten. Ne açıdan? Babama ve bize karşı biraz değişik davrandı. Evet, bize açık açık Çile'yi bizden daha çok sevdiğini belli etti. Yok canım, siz öyle gelmiştir. Betüş hepinizi aynı seviyor. Bence de. Siz yanlış anlamışsınızdır. Aman boş verin, biz anlayacağımızı anladık. Betüş de anneannemiz gibiymiş. En kıymetlisi Çilek. Merhaba Cem abi, Çilek nerede biliyor musunuz? Çocuklar, sizlere önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu akşam Kanal D'de çok önemli bir program var. TEGEV'in yani Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın hazırladığı Beyaz ve Okan Bölge'nin sunacağı programı izlemenizi istiyorum. Sizler gibi değerli arkadaşlarınıza ailelerinizle birlikte maddi ve manevi destek vereceğinizi umuyorum. İnşallah beni dikkatlice dinleyip anlamışsınızdır. Anladık öğretmenim. Çilekçim iyi misin? Nasıl iyi olabilir öğretmenim? Saçları iğrenç olmuş. Annesi onun saçlarını düğümlemiş. Şşş Tuna, arkadaşınla alay etme. Öğretmenim gerçekten açamıyorum bu saçı, deli olacağım. Ders bitsin bir de ben deneyeyim. Çok iyi olur öğretmenim. Çilek sen gel canım. Siz çıkabilirsiniz çocuklar. Öğretmenim biz de kalıp Çilek'in saçını nasıl açacağınızı görmek istiyoruz. Ha evet öğretmenim. Evet öğretmenim. Annen bu saçı nasıl yapmış böyle Çilek? Dön önüme. Ay, teneffüs bitti. Bir daha saçını açamadım Çilek. En iyisi bunu sihirle halletmek. Öğretmenim istiyorsanız siz bırakın, izin verirsiniz. Derse başlamadan hemen tuvalete gidip kendimi saçımı açmayı deneyeyim. İstersen bırak. Eve dönünce yıkarsın. Saç kremiyle kendi kendine açılır. Zorlama bu kadar. Yok öğretmenim. Eve gidene kadar dayanamam. Üstelik bu kafayla da derse konsantre olamıyorum. Hemen gider gelirim. Açılmazsa da akşama kadar bekleriz artık. Ne yapayım? Peki o zaman. Çabuk git gel. Dur Çilek satarım beyim belki şuraya ver. Sağ ol Kes. Sihirlen güzel tarak, sihirlen. Şu saçlarımı aç. Oh be, galiba bu saçımdaki düğümlerden kurtulacağım. Ben de sağ ol, çabuk. Çilek resmini terapiye çıkmak fark ettiniz mi? Dersleri çoktan çaldım. Boş ver, evde açarız. Öğretmenim denizini aldım. Bütün sınıf saçlarımı alay etti. Bir de asla böyle kalamam. Zaten ben eve gidince soracağım Betüş'e. Maymuna çevirdi beni. Çekilin.
Acaba Betüş nasıl oldu? Bilmem. Bizi boş ver de inşallah babamla arası düzelmiştir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.